Herkese merhaba, ben Halil Cem. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ritim tekrarı çalışması yapacağız. Daha önceki yapmış olduğumuz ritim tekrarı çalışmalarını kaçırmışsanız onları yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan diğer çalışmalara ulaşabilirsiniz. Bugün size 5 tane ritim tekrarı soracağım. Kolaydan başlayacak, yavaş yavaş zora doğru gidecek. 5 ezgi tekrarının 5'i de 2 dörtlük 4 ölçüden oluşuyor. Önce 4 ölçünün tamamını çalacağım. Daha sonra ilk iki ölçüsünü, sonra son iki ölçüsünü çalıp sonra tamamını tekrar çalacağım. Beşini de bu şekilde çalışacağız. Ve en sonunda tekrar bu beşini sıralı şekilde sizlere soracağım. Ve sizler de ekranda o ritim tekrarlarını görüyor olacaksınız. Ne kadar doğru yaptınız, ne kadar yanlış yaptınız onları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çalışmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Kanalı izleyenlerin çoğunluğu hala kanalıma abone değil. 19 bin aboneyi geçtik. Artık sizlerin de abone olmasıyla, destek olmasıyla 20 bin aboneye ulaşacağız. Ve 20 bin aboneye de çok az kaldı. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki yeni içerikler anında size ulaşsın. Instagram'dan da takip etmek isterseniz onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet, ilk çalışmamızla başlayalım. Bugünkü çalışmaların tamamını kalemle yapacağız. Daha sonra alkışta da yaptığımız olacak. Daha sonra karışık olarak yaptığımız da olacak. Ama bugün kalemle çalışacağız. Onun için kalemleriniz yanınızda değilse burada videoyu durdurun. Kalemlerinizi alın ve gelin çalışmaya başlayın. İlk ritim tekrarıyla başlıyorum. Önce 4 ölçünün tamamı. İlk iki ölçüyü çalıyorum sadece. Son iki ölçü. Ve tekrar 4 ölçünün tamamı. Evet, ikinci ritim tekrarına geçiyorum. 4 ölçünün tamamını çalıyorum önce. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçü. Şimdi 4 ölçünün tamamı. Üçüncü ritim tekrarına geçiyorum. Burada çalışma gibi. Bunları aklınıza ne kadarı kalacak? Biraz sonra onları kontrol etmiş olacaksınız. Üçüncü ritim tekrarının tamamını çalıyorum. İlk iki ölçü. Son iki ölçü. Ve 4 ölçünün tamamı. Dördüncü ritim tekrarı. Tamamını çalıyorum, vuruyorum önce. İlk iki ölçü.
12 ölçü. Dört ölçünün tamamı tekrar. Ve beşinci ritim tekrarı. İlk iki ölçüyü vuruyorum. Son iki ölçüyü. Şimdi dört ölçünün tamamı tekrar. Evet, ritim tekrarları bu kadardı. Şimdi bu çalışmaları yaptık. Önce 4 ölçünün tamamını çaldım. Sonra 2'ye bölerek çaldım. Sonra 4 ölçünün tamamını tekrar çaldım. Şimdi bunları sıralı şekilde soracağım. Sınava giriniz, karşınıza çıktı. Tamamı çalacak ve geçecek. 2 ritimse 2 ritim, 1 ritimse 1 ritim tekrar soracaklar ve geçecek. Biz de biraz deneme yapmış olacağız. Ya da benzeri ya da aynısı karşınıza geldiğinde ne kadarını doğru yapıyorsunuz onu görmüş olacağım. Lütfen siz de yorumlar kısmına yazın. Bakalım ne kadarını doğru yaptınız, ne kadarı size doğru geldi. Birinci, ikinci, üçüncü hangilerini doğru yaptınız? Bunları da yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Tamamını çalacağım. Ha, ama tamamına geçmeden önce videonun başını sarmış olanlar için tekrar söyleyeyim. 19.000 aboneye geçtik. 20.000 aboneye çok az kaldı. Siz de bana destek olmak istiyorsanız, kanalın büyümesine yardımcı olmak istiyorsanız lütfen aşağıda abone ol butonuna basıp 20.000 aboneye ulaşmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, ilk ritim tekrarıyla başlıyorum. Ekranda göreceksiniz ama çalacağım. İkinci tekrar çalarken siz de ekranda göreceksiniz. Hem de kontrol etmiş olacaksınız. Tekrar veriyorum. İkinci ritim tekrarı. Tekrar veriyorum. Yukarıda notaları göreceksiniz şimdi. Üçüncü ritim tekrarı. Tekrar veriyorum üçüncü ritim tekrarını. Dördüncü ritim tekrarı. Bir daha çalıyorum. Ve son ritim tekrarı. Tekrar vuruyorum.
Evet. Ritim tekrarlarının tamamı bu şekildeydi. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Artık YouTube'da canlı yayınlarımıza başlayacağız yakında. Canlı yayınların duyurularını da Instagram'dan yapacağım. Onun için Instagram linkini de aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Orada beni takip ederseniz iyi olur. Canlı yayınlara katılmak için gerekli koşullardan biri Instagram'dan beni takip etmek ve YouTube kanalıma abone olmak. Ve duyuru yaptığımda yani hikaye paylaştığımda Instagram'da ilk mesaj atanlar arasında olmanız gerekiyor. Diyorum ki yarın ya da 2 gün sonra canlı yayın yapacağız. Mesaj atan ilk 6 kişiyi canlı yayına alacağım diyorum. Mesaj atan ilk 6 kişiyi canlı yayına alıyorum. Onun için Instagram'dan beni takip etmeniz, YouTube'da abone olmanız çok önemli. İki şartım var. YouTube'da abone olacaksınız. Instagram'da takip edeceksiniz ve Instagram'da hikaye paylaşımı yaptığım zaman ilk mesaj atan 6 kişi arasında olacaksınız. Bu kadar. Onun için de bütün açıklamalar, linkler aşağıda açıklamalar kısmında bulunuyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar. Herkese kolay gelsin. İyi günler, iyi çalışmalar.